Bu videomda özellikle içerik oluşturucuların hayatını kurtaracak bir uygulamadan bahsedeceğim. Herkese selamlar, hepiniz hoş geldiniz. Videonun başında da bahsettiğim gibi özellikle YouTube içerik üreticilerinin veya Twitch'te veya başka bir platformda canlı yayın yapan kişilerin hayatını kurtaracak Notion adındaki uygulamanın detaylarına bakacağız. Notion'ı aslında tamamen kendinize göre kişiselleştirebileceğiniz bir database alanı olarak düşünebilirsiniz. Notion aslında tamamen içerik üreticiler için değil, günlük hayatında da planlamayı ve not almayı seven kişiler için ideal bir uygulama. Özellikle içerik üreticilerin aklına çok saçma zamanlarda, çok garip zamanlarda fikirler gelebiliyor ve bu fikirleri rahatça not alabileceği veya bir ajanda gibi tutabileceği bir alana ihtiyaç duyabiliyor. Ben de YouTube hayatıma başladığımdan beri böyle bir uygulama ararken Notion'a denk geldim ve aktif olarak kullanmaya başladım. Zaten şimdi sizlere benim kendi Notion template'imi de göstereceğim ve diğer tüm detaylarını da sizlere aktaracağım. Fakat bunun öncesinde sizlere şunu söylemek istiyorum. Notion'ı tarayıcınızdan veya bilgisayarınıza indirdiğiniz masaüstü uygulamasından veya mobil telefonunuzdan rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Kendi notlarınızı görmesi gereken başka kişiler varsa da o notlarınızı o kişilerle paylaşabiliyorsunuz. Anlık düzenlemeler yapıldığında da her platformda, her yerde otomatik olarak tüm notlarınız güncelleniyor. Şimdi lafı fazla uzatmak istemiyorum. Hızlıca uygulamanın detaylarına geçmek istiyorum. Fakat uygulamanın detaylarına geçmeden önce siz kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve aşağıya minik bir yorum bırakmayı lütfen unutmayın. Evet, öncelikle açıklamalar kısmında da bıraktığım linkten Notion.so'nun sitesine ulaşabilirsiniz. Gördüğünüz gibi ilk açtığınızda karşınıza böyle bir sayfa gelecek. Bu sayfada sağ üst taraftan Try Notion Free bölümünden ücretsiz olarak hesabınızı açabilirsiniz ve aktif olarak kullanmaya başlayabilirsiniz. Buradaki ücretsiz ifadesini yanlış anlamayın. Ücretsiz versiyonunda da zaten tüm işlerinizi halledebilecek kadar yetkinlik sizlere sağlıyor. Şimdi ben sizlere kendi Notion template'imi, yani kendi Notion kullanma tarzımı sizlere göstereceğim. Gördüğünüz gibi şu an karşınızdaki bölüm benim Hangi Onur kanalının planlamasını yaptığım alanım. Şimdi yukarılar biraz şu an blurlu gözükecek sizlere. Gelecekte planladığımız videoların, içeriklerin notları bulunuyor. O yüzden onları size göstermek istemiyorum. Kanala abone olup o videoları, yani gelecekte planladığım videoları kaçırmayabilirsiniz aslında. Bunun için sadece yapmanız gereken kanala abone olup videoları beklemek. Şimdi biraz aşağıya inip göstereceğim sizlere ki daha rahat, blursuz bir şekilde anlatabileyim. Gördüğünüz gibi en alttaki videom kanalıma attığım ilk video. Yani 23 Ekim 2019 tarihinde, Oktober 23'te ilk videomu paylaşmışım. Burada benim kendi planlarımı, tutma şeklimi sizlere anlatmak istiyorum. 66. videomu birlikte inceleyelim. 66. videom neymiş? OBS ses değiştirme ve dip ses kaldırma OBS VST pluginmiş. Gördüğünüz gibi hemen bunun yanında videonun thumbnail'ı yer alıyor. Onun yanında statüsü, yani işte paylaşıldı mı, işleniyor mu, bir fikir halinde mi gibi ibareler, tagler ekleyebiliyorsunuz. Onun yanında paylaşım tarihi yer alıyor. Onun yanında boş gördüğünüz yer sponsorları yazabileceğiniz bölüm. Onun yanında da videomun ana kategorisi ne? OBS mi? Web sitesi incelemesi mi? Ürün incelemesi mi? Uygulama incelemesi mi? Ona göre burada taglerini ekliyorum. Gördüğünüz gibi benim böyle içeriklerimle alakalı taglerimi hazırladım ve buraya o videonun konusu neyse o tagi işaretliyorum. Onun bir yanına da gördüğünüz gibi videonun linkini ekliyorum ki ileride bir şey olduğunda hemen tagler bölümüne geldiğimde sağ tıklayıp filtrele dediğimde hangi taglerdeki videolarımı görmek istiyorsam seçebiliyorum. Mesela Windows diyorum ve Windows'la alakalı çektiğim videolar gördüğünüz gibi geliyor buraya. Bu şekilde süzerek içeriklerime daha rahat ulaşabiliyorum. Geçmişte neler yapmışım veya ileride neler yapmam gerekiyor planlarını yaparken geçmişe dönmek bazen çok güzel oluyor. Ana mantıkta Notion'da ne yapabileceğimizi görmüş olduk. Şimdi bunları nasıl gerçekleştireceğiz konusuna gelmeden önce sol tarafta Shared bölümü var. Shared bölümü benim paylaştığım template'lerim, yani paylaştığım listelerim diyebilirim. Burada gördüğünüz gibi Hangi Onur, Ride With Me ve Content bölümü var. Ride With Me'yi henüz düzenlemedim. Ride With Me benim hobi kanalım. Yani gördüğünüz gibi yanında da bir direksiyon var. O direksiyonla ETS2'de, işte Fernbus'ta uzun yollar gidiyorum. O tarz içerikler ürettiğim, realistic driving yaptığım bir YouTube kanalım. İsterseniz onu da açıklamalar kısmına ekliyorum. Belki bir abone olursunuz, ilginizi çeker. Simülasyonlara ilgi duyuyorsunuzdur. O kanala da bakarsınız. Biraz reklamdan uzaklaşıyorum ve onun altında da benim content bölümüm var. Content bölümümde benim ileride ne yapmak istiyorum veya bir yerde gezinirken aklıma bir fikir geldi. O fikri bir yere not alıyorum. Not aldığım yerde Notion'daki content bölümü. Daha sonra
sonrasında kafam daha temizken, daha rahatken oturup acaba buraya yazdığım notları uygulayabilir miyim, çekebilir miyim, çekmem ne kadar doğru olur gibi düşündüğüm yer burası aslında. Buradaki fikri kendimce okeylemişsem yanına tiki koyuyorum. Daha sonrasında da atıyorum hangi onur videosuysa hangi onur bölümüne gelip sizin blurlu olarak gördüğünüz yerdeki bölüme geliyorlar. Yani oraya not alıyorum, oraya geçiriyorum. Sonrasında da çekimi oldu mu, çekimi olduysa çekimde, işte ne bileyim montajdaysa montajda gibi tagler ekleyerek statülerini belirliyorum ve daha sonrasında da takibi benim için çok rahat oluyor. Şimdi genel olarak kullanım şeklimi sizlere aktardım. Şimdi diyeceksiniz ki Onur, bu kadar güzel anlattın, bu kadar güzel de yapmışsın. Biz bu template'leri nasıl hazırlayacağız? Şimdi sizlere temiz boş bir Notion template açacağım ve orada birlikte nasıl düzenleyebileceğinizi sizlere anlatacağım. Şimdi sol tarafta gördüğünüz gibi Add a Page bölümü var. Buraya tıkladığınızda gördüğünüz gibi sıfırdan bir yer açıyorsunuz. Ben buraya şimdi deneme diye bir başlık atıyorum ve gördüğünüz gibi Private bölümünde deneme olarak gözüküyor. Private bölümünde olan template'leriniz sadece sizlerin gördüğü template'ler. Eğer siz bu template'i yani biriyle paylaşmak istediğinizde gördüğünüz gibi yukarıdaki Shared bölümüne geliyor. Sonrasında buradan Table'ı seçiyoruz. Table'ı seçtiğimizde karşımıza tertemiz bir sayfa geliyor. Bu sayfa içerisinde sağ tarafta gördüğünüz New Database bölümüne tıkladığınızda bir nevi Excel tablosu gibi hücreler önümüze geliyor. Burada önemli olan hücreleri kendi kullanım alışkanlığımıza göre doğru seçmek. Mesela burada name ve text bölümü otomatik olarak geliyor. Biz buraya hemen gördüğünüz gibi sağ tarafa geldiğimde burada bir artı tuşu var. Bu artı tuşuna bastığımda property adında bir bölüm açılıyor. Bunun üzerine tıklıyorum ve edit property diyorum. Gördüğünüz gibi burada type bölümü var. Type bölümü text olarak gözüküyor. Yani ben buraya tıkladığımda istediğimi not alabiliyorum. Eğer ben buna buradan edit property dersem, buradan istersem numara seçebiliyorum. Yani numaraları yazabildiğim bir hücre açabiliyorum. İstersem seçim yapabileceğim bir şey açabiliyorum. İsterseniz tarihi atayabiliyorsunuz. İsterseniz file media, yani bir önceki benim template'imde yapmış olduğum thumbnail ekleme bölümü mesela files media bölümünde. Direkt yaptığımda gördüğünüz gibi üzerine tıkladığımda ya buradan bir fotoğraf upload ediyorum ya da embed linki ekleyerek fotoğrafı başka bir web sitesinden çektirtebiliyorum buraya. Hatta sizlere şöyle bir kolaylık yapayım. Kendi template'imin aynısını şu an sizlerle birlikte ben de yapayım. Sizler de bu videoyu izleyerek aynı hamleleri yaparak benim template'imin aynısını gerçekleştirebilir ve çok rahat bir şekilde geçmişinizi ve geleceğinizi kaydedebilirsiniz. Birinci bölümü sayı olarak kullanıyorum. Hemen edit property diyorum. Rename diyorum ve bunu no diyorum. Yani ben burada sayı hücresi oluşturacağım. Buradan da geliyorum, number'ı seçiyorum ve gördüğünüz gibi number'ı da alıp en başa koyduğumda burada 1 2, 3 diye sıralayabileceğim. İkinci kısımda name bölümü var. Bu name bölümünü ben title olarak tutuyorum ve buraya da başlık diyorum. Yani videomuzun başlığı olacak. Bir tane daha hücre oluşturuyorum. Files and media diyorum. Burası da videolarımızın thumbnail'ını eklediğim yer olacak. Hemen bir tane daha ekledim. Burayı da statü bölümü yapacağım. Statü bölümü de videonun durumu nedir, bunları tagleyeceğimiz bölüm olacak. Yani o yüzden buradan select'i seçiyorum. Status diyorum. Ve gördüğünüz gibi buraya statü bölümünü ekledim. Sonrasında tarihi ekliyorum. Tarih içinde buraya hemen date'i eklediğimde buraya da publish date diyorum. Yani paylaşma tarihi olarak geçiyor. Bir tane daha ekliyorum. Burası da sponsor bölümü oluyor. Sponsor bölümünü de ben multi-select olarak ekledim. Hemen buraya sponsor diyelim. Ve bir tane daha hücre oluşturuyorum. Tag bölümü. Yani videolarımızın içeriğinin ne olduğunu not aldığım yer olacak. Tag bölümünü de buraya ekledikten sonra, bu arada tag'i de multi-select yapmayı unuttum. Multi-select olacak tag'de. En son olarak da buradan URL'yi seçiyorum ve paylaşmış olduğum videonun linkini eklediğim hücre oluyor. Şimdi gördüğünüz gibi istediğimiz gibi tablomuzu oluşturduk. Tam bir YouTube content tablosu oldu bu. Şu başlığı da hatta değiştirelim. Bunu da title diyelim ki zaten İngilizce olarak hazırladık. Tamamı İngilizce olsun. Gördüğünüz gibi no kısmı çok geniş. Bunu birazcık daraltıyorum, daraltabildiğim kadar. Thumbnail kısmını da biraz daraltabilirim. Şimdi burada status bölümüne önceden siz eklemeler yapabilirsiniz. Mesela statü paylaşmış olduğunuz videolar için published olarak ekleyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi tag'i otomatik olarak buraya ekledi. Tekrar buranın üstüne tıkladığınızda, yanda 3 noktaya tıkladığınızda
Burada mesela publish olanların ben kırmızı gözükmesini istiyorum ve o yüzden kırmızıyı seçiyorum. İkinci olarak işleniyor tag'i açmak istiyorum. Bunun için de processing bölümü açıyorum. Bunun da rengini ne yapalım? Yeşil yapalım. Fikir olarak duran içerikler için de idea bölümü açıyorum. Bunu da create dediğimde gördüğünüz gibi şu an için 3 tane statü durumu eklemiş oldum. Siz buraya istediğiniz kadar sınırsız sayıda statü ekleyebilirsiniz. Sonrasında publish date bölümüne geldiğinizde üzerine tıkladığınızda gördüğünüz gibi buradan istediğiniz tarihi seçebiliyorsunuz zaten. Sponsor bölümünü de multi-select olarak yaptım ki daha sonrasında aynı firmadan sponsorluk geldiğinde otomatik olarak hazır olsun diye. Buraya mesela istediğiniz bir markayı yazıyorsunuz. Yine aynı şekilde statü bölümünde hazırladığımız gibi hazırlayabiliyorsunuz. Tek bölümü de yine bunu tekrarlamayacağım. Yine multi-select bir hücre olduğu için burada da istediğiniz ismi ekleyip sonrasında yan taraftan renklendirerek birçok tag ekleyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi ben bu şekilde çalışıyorum ve Notion'ı da bu şekilde kullanıyorum. Şimdi sizlerle bir de isterseniz mobiline bakalım. Bir de sizlere mobil versiyonunu da göstermiş olayım. Şimdi mobil tarafa baktığımızda da ben iPhone'da kullanıyorum. iPhone'umda gördüğünüz gibi sağ altta Notion'ın uygulaması mevcut. Direkt olarak Notion'a tıkladığımda gördüğünüz gibi bütün içeriklerimi direkt olarak telefon üzerinden de rahat bir şekilde kontrol edebiliyorum. Aynı zamanda da istediğim düzenlemeleri hızlı bir şekilde yapabiliyorum. Evet arkadaşlar, videoyu sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu tarz içeriklerin devamının gelmesini istiyorsanız eğer kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve aşağıya minik bir yorum bırakmayı lütfen unutmayınız. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.